Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grup Başkan Vekili Özgür Özer, Mart ayı olan meclis toplantısında kent ekmek büfelerinin sayılarının artırılması gerektiğini dile getirdi. Konu hakkında şunları söyledi. Ulaşma şeyle ilgili yaklaşık 100 milyon lira kadar bir sermaye artırım kararı vardı. Yaklaşık 98 milyon küsur. Biz bu kararı şundan dolayı onayladık. Sebebini biliyoruz çünkü artan motorin ve yakıt fiyatlarından dolayı. Ama bunun sürdürülebilir olması için de bir eylem planı gerekiyor. Bu durum eylem planı yapılabilmesi için de genel müdürümüz de değişmiş. Eski genel müdürümüz, yani emekli olmuş genel müdürümüz, onu da bugün burada öğrendik. Genel müdürümüzden bir sunum rica ettik. Şundan dolayı bu çok önemli. Bu yıl belki birkaç defa sermaye artırımı gerekebilir. Sadece bu 100 milyonluk zararla kalmaz. Muhtemelen 200-250 milyonluk bir zararla karşılaşabilir ulaşım maaşı. Geçen yıl 157 milyondu zararı. Bu yılda bu olacak diye bekliyoruz. Tabii inşallah olmaz ama görünen köyde kılavuz istemiyor tabii ki. Bununla ilgili bir sunum talebimiz oldu. Daha önce yine Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak KASKİ ile ilgili de sunum talep etmiştik. Onları da Ramazan ayından önce bugün tekrar bir kere daha rica ettik. Ardından ekmek satış ünitelerinin, büfelerin ve ekmek fabrikasının bağlı olduğu Kaytur adlı şirketimizle ilgili de bilgi talep ettik. Orada da yaklaşık 25 milyon lira, yani eski parayla 25 trilyon gibi bir sermaye artışı var. Madem böyle bir artış yapıyoruz, 25 milyon lira bu şirkete para aktarıyoruz çünkü halkın parası bu. Bu parayla daha fazla ekmek büfesi açılsın. Özellikle ihtiyaç sahibi olan mahallelerde ekmekler daha çok satılsın. Sıralar ve kuyruklar bitsin. Çünkü halkımızdan hep Cumhuriyet Halk Partisi'ne şöyle şikayetler geliyor. Gidiyoruz ekmek bulamıyoruz. Gidiyoruz kuyruklar var. Bir türlü ekmek alamıyoruz diye. Biz de bunun daha azaltılmasını, ekmeğin çoğaltılmasını talep ettik. Onun dışında hobi bahçeleriyle ilgili de bir sorumuz vardı. Daha önce yaklaşık 4 ay kadar önce Memduh Başkan mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanlarını davet etmişti. Biz de bu konuda görüşlerimizi bildirdik. Çünkü Kayseri halkından yaklaşık 8-10 bin kişi civarında bir talep olduğunu öngörüyoruz. İnsanlar her zaman bizi ve partimizi arıyorlar. Ne zaman hobi bahçeleri dağıtılacak, kura ne zaman çekilecek diye. Bugün ben de başkanımıza bu soruyu sordum. Çünkü ekim dikim vakti geliyor biliyorsunuz. Yani domates, biber stilleri Nisan ayı gibi veya Mayıs'ın ilk haftaları gibi dikiliyor. Bununla ilgili de bir an evvel karar alınmasını ve bu kura çekim işlemlerinin yapılmasını talep etmiştik. Zannediyorum önümüzdeki aya kaldı. Çünkü çok fazla talep var. İnsanlar da heyecan içinde bekliyor. Ben ne zaman kullanacağım diye. Biz de bunun destekçisi olmaya devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum.